Bir de hocam şey, ben şimdi okul ihalelerine girmek istiyorum. Kantin ihalelerine. Ama bunu dolaylı yolların, hani yani anlıyorsunuz herhalde ne demek istediğimi. Herkes alıyor. Ben öyle olmak istemiyorum. Hani yani rüşvet vererek almak istemiyorum. E ne yapayım hocam? Hep böyle kaç sefer girdik, biz de zarar ediyoruz. Bir ihaleye girmek en az 200-300 milyona giriyoruz. Ama alamıyoruz. Ben ne yapayım hocam? Bir de onu söylerseniz çok sevinirim. Peki efendim. Oldu, iyi günler. İyi günler. Efendim dinleyicimizin son suali enteresan. Dedi ki kantin ihaleleri normal yoluna alınmıyor. Evet. Ölçü unutulunca, Allah korkusu gidince, din gayreti söz konusu olmayınca, hani siz edebiyat mezunsunuz, daha iyi bilin. Fuzulü müydü o? Rüşvet değildir deyu selamı var. Selam verdim, rüşvet değildir diye almadım. Evet. Öyle dönemler de geçmiş. Selamı rüşvet değildir diye almadılar. Öyle dönemler olmuş mu olmuş. Yani daha önce mesela ecdadımız hak edene veriyordu. Niye? İslamiyet'i iyi biliyordu ondan. E şimdi zaman değişti. Zaman değişmedi. İnsan değişti. Onu iyi yerleştirelim. Zaman değişmedi. Zamanla alakalı değil o iş. İnsanlar değişti. İnsanlar bozuldu. Dinden uzaklaştı. Dinden uzaklaştığı için herkes kendi menfaatine göre hareket ediyor. E o zaman dedi aynı şekilde ortaya bir şey koyuyorsun. Bu işi yapanlara bir şeyler veriyorsun. Eğer hani çoluk çocuğun rızkıdır, başka alternatif söz konusu değilse, kitaplarda buyuruyor ki ona rüşvet değil. Hani hediye kabilinden verilir. Ama vermek o zaman böyle bir kimse için, muhtaç için, malını, dinini, imanını korumak için verdiği zaman ona piyasada rüşvet deniyor. Verdiği zaman yani ona izin vermiş, veren için izin vermiş dinimiz. Ama alan okka altına girer tabii ki. Hak etmeyene fazla para verdi diye ona veriyorsa caiz değil. Ama bir kimse de kendi çoluğun çocuğunun hayatını idame için, nafakası için başka çare, başka alternatif yoksa ona kısmen ruhsat verilmiş, izin verilmiş ama onu verirken de hediye ettim dersin. Yani başka çıkış yolu yoksa.